atmıyorum, sen de atma diyor. Evet, yaban kafası devam ediyor. Ne diyorsunuz ayın mesajına Mustafa abi? Çok doğru söylüyor. Doğru mu söylüyor? Evet. Sen ne diyorsun Şerif? Ben denizleri kirletmeyin diyorum. Ha, sen denizleri kirletmeyin diyorsun. Orası benim dünyam. Sen ne diyorsun? Aynen. Doğayı kirletmeyelim. Ayı çok doğru bir mesaj veriyor. Ben kirletmiyorum diyor. Siz de yapmayın diyor ayı. Tabii. Yani. Evet. Şimdi Ömer, tam ondan bahsediyordum. Bu tavuk ne yaptı da, yani hangi başarıyı sergiledi de ne ayrıcalığı var da kalkıp stüdyomuza geliyor? Yaban kafası programı, vakit kısıtlı, her saniye değerli, niye buraya geldi? Ben biraz evvel de bahsettim Melih Bey, Osmanlı saraylarında beslenmiş. Biraz öyle alsana onu, şöyle bir herkes bir ayaklarına kadar paçalı, evet, paçası diyoruz. Yüzünü, ayaklarını. Her şeyi görsün. Çok da süslü bir tavuk değil mi? Süslü bu tavuk, tavuk mu bu? Tavuk. Tavuk, bu horoz. Ha, horoz mu? Aa. Osmanlı saraylarında beslenmiş, burada üretilmiş, yabancı misafirlere hediye edilmiş. İlk halka beslemesine izin verilmemiş. Osmanlı halk bu tavuğu halk besleyememiş. Bilmiyor. Ha. Havas tavuğu yani bu üst sınıf. Saray tavuğu diye geçiyor. Bir ismi de society şeyi. Society, high society tavuğu. Bir ismi de saray tavuğu diye geçiyor tavuğu, bunun. Yabancı misafirlere hediye edilmiş. Hediye ediliyor. İngilizler bunu alıyorlar, çoğaltıyorlar. Bütün tavuk ırklarının çoğunda olduğu gibi İngiliz şeyi vardır, etkilerini görürüz. Bunun kulüplerini kuruyorlar. İngiltere'de bu saray tavuğumuzun, bizim saray Osmanlı saray tavuğunun kulübü mü var? Tabii, onun üyeleri var, fan kulüpleri var. Yarışmaları düzenleniyor. Ne, yarışmada ne oluyor? Yarışmada güzellik yarışması. Güzellik, bu hayvanlar güzel. Süs tavuğu. Süs tavuğu ne demek? Görselliği için sadece. Duruşu, tepesi, paçası, ötüşü için beslenen et ve yumurta, bunlar birinci özellik değildir bunlarda. Bir papağan gibi, bir muhabbet kuşu veya bir akvaryum hayvanı gibi düşüneceksiniz. Bu da bahçe hayvanı. İngilizler bunu aldıktan sonra Amerika'dan bir arkadaşım tavuk kataloğu getirdi. Sene 2000. Bakarken Sultan tavuğu diye bir tavuk gördüm. Ana vatanı Türkiye yazıyor. Ve başka hiçbir tavuk yok Türkiye yazan. Ya biraz yüzünü görebiliyor musunuz arkadaşlar tavuğun? Şöyle. Çok ilginç bir yüz ifadesi, evet, var. Bak o kameraya doğru biraz böyle, evet, rahatsız da etmeden. Heh. Biraz şöyle altından, böyle boynunun altından hafif bir yüzünü bir gösterebilir miyiz? Şöyle. Böyle. Çok ilginç bir yüzü bir var. Bir özelliği de V ibik olması, onu da anlatacağım. Ne demek? Ne özelliği? İbikleri çoğu hayvanın tek ibik dediğim bizim normal köy tavukları veya single, tek ibiktir. Bunun dikkat ederseniz V şeklindedir. İbiği. İbiği, ha. İbiği. Kataloğu gezinirken Osmanlı, Türkiye ana vatan diye sultan tavuğunu gördüm. Ya çok utangaç, bakmıyor kameraya. Evet. Sen kaldırdıkça o kafasını aşağı. Ben şöyle bırakayım istersen. Ama ayakları da ya, çok ilginç. Şey ya, sultan tavuğu olduğu için bizim gibi avam halka alışamadı tabii. Şey yapmıyor. Evet. Amerika'dan birkaç sefer yumurta getirttirdim. Hı. Çıkmadı. En sonunda bir tane horoz çıktı. Gelen, ha, yolcu dahilinde yumurta getirdi. Ha, yolcu beraber yumurta. Yolcu bayda iyice. Bir tane horoz çıktı. Hollanda'dan girişimlerimiz oldu. Oradan, ha, getirdiğimiz yumurtalarda da bir tane tavuk çıktı. Bu tavuk 200 yıl sonra bizim çabalarımızla Türkiye'ye geri geldi. Ya peki Ömer, sana bir şey söyleyeceğim. Sen İşin gücün yok mu arkadaş? Yani oturup da o Amerikalarda, İngiltere'de saray tavuğunun peşine düşüyorsun. Nedir senin işin? Bundan mı para kazanırsın? Ne yaparsın? Nedir işin? Bizim esas işimiz inşaat malzemesi. Sen esas iş adamısın. Evet. Bu bir hobi. Çocukluktan... Fabrikan falan var. Var. Tuğla fabrikaları var. Tuğla fabrikası var. Bu çocukluktan gelen birkaç paçalı tavuk dediğimiz ufak minyatür tavukla başlayıp bugünlere gelen bir hobi. Bu gittikçe ilerledi. Dünyada da böyle olmuş Melih Bey. Gidiyorsunuz yabancı ülkelere, bir sürü aynı hobiden insanlarla tanışıyorsunuz. Bunlar yarışmaları bir festival haline getirmişler. Aileleriyle geliyorlar. 3 gün sürüyor. Yemekler yeniyor. Rekabet oluyor. En güzelini seçiyorlar. Ve birinci hem manevi tatmin alıyor, hem de maddi olarak satsa bunu, birinciliğin maddi bir getirisi de oluyor. Nedir bu? Mesela şey, onun için sormuyorum ve nefret ediyorum aslında bu para konuşmasından, ama mesela böyle bir saray tavuğu kaç para? Şimdi Türkiye'de daha bu fiyatlar oturmadı. 1500 liraya gibi uçuk bir seviyede de gidiyor bir tavuk. Hı. Ama bunu
100 lira, 150 lira gibi bir fiyat aralığında da bulabilirsiniz. Peki Ömer, bir şey soracağım. Bir de yumurta da getirdin bize. Yumurta da getirdim. Bunları bir görebilir miyiz? Arkadaşlar, stüdyoda bugün her şey var. Yumurta da var. Gerçi Melih Okur da stüdyosunda süt yumurta getiriyor ama bizim yumurtalar farklı. Melih Hanım, biz öyle sıradan market yumurtası getirmeyiz buraya. Evet. Şimdi yumurtaların ilginç renkleri var. Beyaz zaten siz biliyorsunuz ama yeşil var. Kahverengi olan var. Bunlar ne yumurtası? Yeşil olanlar son dönemde bir yıldır popüler olan, işte kolesterolü olmayan şudur diye ama böyle bir şey yok. Yok. Normal yumurtayla değerleri aynı, besin değerleri. Tek farkı yumurta kabuğu. Oksanin denen bir madde yumurta kabuğunu yeşil rengini veriyor. Bunu yumurtlayan tavuklar da Şili kökenli Arakuna diye bir tavuk ırkı. Hangi, burada mı o? Burada yok. Arakuna burada değil, evet. Burada yok. O bölgede yaşayan iki ırkın melezlenmesiyle oluşmuş. Ha. Kuyruksuz. Hı. Kuyruksuz olmasının da bir sebebi var. Doğada kuyruklu tavuklar doğal hayatta yırtıcılar tarafından yem olarak daha çabuk avlanıyor. Ve bunlar doğada kuyruksuzlar yaşam gücü daha yüksek oluyor. Öyle mi? Tabii bizim... Hayır, kuyrukluları mı yırtıcılar daha çabuk yiyor? Daha çabuk yani yiyor. Yani tilki, sansar filan. Sansar. Kuyrukluları daha önce götürüyor. Daha önce götürüyor. Ve kuyruksuz olarak bütün dünyada gelişmiş. Kuyruksuz. Biz de bunları 2000 yılında getirmiştik. Geçen sene Macaristan'dan yine bu yeşil yumurtlayan tavukların damızlıklarını yumurta olarak getirdik. Kahverengi. Bunlarla menemen yapılıyor değil mi? Bayağı bildiğimiz yumurta yani bu. Bildiğimiz yumurta. Menemen de yapabilirsiniz. İstediğiniz yumurta yemeklerini de yapabilirsiniz. Kahverengi olan? Maran diye bir tavuk ırkı, Fransız. Onun da yarışmaları var. Yumurta rengine göre birinci seçiyorlar. Bu orta kahverengi. Bundan daha siyaha yakın kahverengiler de var. Var yani. Bu da var. Böyle yumurtluyor. Öyle yumurtluyor. Yumurtluyor. Boya falan değil. Ömer, peki yani mesela eşin falan, ailen demiyor mu ya sen bu ne yapıyorsun da bu ailenin parasını tavuğa işte şuna buna harcıyorsun. Yok saray tavuğu, yok o tavuğu, seyahatler yap, getir bunları, bak özel şartlarda bak filan. Tabii burada sürünler filan da var. Hepsini göstereceğiz ama. Ailen ne diyor? Seviyorlar mı? Zaten bunlar kötü bir alışkanlığınız olmadıktan sonra tek alışkanlığınız bu olsun. Zaten o seyahatler sadece tavuk için de değil, sosyal yönde gidiyorsun. Ufak çaplı tatillerde oluyor. Hı. Yeni kişilerle tanışıyorsunuz. Yani bir sürü arkadaşlıklar kuruyorsunuz. Sosyal yönde çok kuvvetli bu hobinin yani. Doğru söylüyorsun. Peki müsaadenle biraz Şebnem'den bahsedeyim. İzleyiciler kim olduğunu görsünler. Burada size bu program boyunca çok ilginç tavuklar ve sürünler göstereceğiz sevgili yaban dostları. Görüntüleri de görelim. Şimdi Türkiye'de gittikçe böyle değişik insanlar olmaya başladı. Yani kendi inandıkları gibi yaşıyorlar, kendi inandıkları fikirlerin peşinde, sıra dışı yaban kafası diyeyim ben. Böyle bir değişik kafası olan insanlar. Onlardan birisi de sevgili Şebnem. Şebnem Sarvazlar, Türkiye'nin ilk sanayi dalgıcı. Sanayi dalgıcı ne demek Şebnem? Önce ondan bir bahset, izleyicilerimiz anlasınlar. Türkiye'nin ilk kadın sanayi dalgıcı. Kadın sanayi dalgıcı, evet, özür dilerim. Erkek ben birçok sanayi dalgıcı biliyorum. Çok fazla var çünkü. Bayanlar da var bu işi yapan. Hı. Ama aktif değiller. Çok evet, ağır bir iş aslında. Güç ve efor gerektiriyor. O nedenle benden başka yapan görmedim henüz. Karşılaşmadım da. Ne yapar sanayi dalgıcı? Sanayi dalgıcı su altı inşaatı diye kısaca adlandırabiliriz. Su altında kaynak işleri, kesim işleri, bu termik santrallerin boru hatları, boru hattı inşaatları, acil müdahaleler, kaza yapan gemilere acil müdahalelere de biz gidiyoruz. Bu petrol platformları, tüp geçitlerin yapımını falan inşaatlarını biz yapıyoruz. Ya su altında ağır işler var. Evet. Değil mi? Yani işte gemiye kaynak yapılacak. Evet. Boru hattı hasar gördü, o tamir edilecek, evet, filan. Siz inip bu işleri yapıyorsunuz. Aynen, inip yapıyorum. Gayet de keyif alıyorum. Dalmak yetmiyor. Hem iyi dalıyor olman lazım. Kesinlikle. Ama daldıktan sonra da altta da o işi yapman lazım. Evet ya, ben aynı zamanda eğitmenim ama tabii, bir yerden sonra su altı zaten çok farklı ve bambaşka bir dünya. Ve doğayla hep iç içesiniz. Evet. Ve tavukları da kızdırmayalım bu arada, bağırıyorlar. Çok keyifli bir iş. Güç gerektiriyor ama ben severek yapıyorum ve daha çok ufkunuz açılıyor. Her dalışta farklı bir şey öğreniyorsunuz, farklı şeylerle karşılaşıyorsunuz. Bir sürü maceranız oluyor ve saygın bir kişilik kazanıyorsunuz. Saygın. Daha önce sanayi dalgıçlığı yapmadan önce eğitmenlik yapıyordum. Çok özel bir meslek olduğunu düşünüyordum. Gene özel ama
Sanayi dalgıçlığı daha farklı, daha özel bir meslek. Değil mi? Daha, ama zor bir iş be yani. Acaba daha çok şeyler erkekleri mi tercih ederler? Ya şimdi kadın kesin. Abi bu inecek aşağı tamir edeyim derken tabii. Yok şu derdim var bu derken acaba erkeği mi tercih ederler? Kesinlikle. Zaten ben ilk bu işe başladığımda bayağı bir koşturdum. Bayağı saçma sapan işler de yaptım işte salyangozculuk gibi. Ama başlamak istiyorum işte. Bir yerden başlamam gerekiyor. İlk başladığım şirkette güzel bir maceram var. İlk başladığım gün işte beni çağırdılar Samsun'a. Projenin son aşamalarıydı. Seni dediler en azından başlık kullanmayı öğrenirsin. Maskeyle falan dalış yapmıyoruz. 3 gün zaten yattık. Hiçbir şey yapmadık. Sıkılmaya başladım. Ya bu mu falan yaptım. Hava bozuk, hava şartları nedeniyle. Sonra benim sıram geldi. Kalabalık bir dalgıç grubuyla dalıyorduk. Başlık kullanmayı öğrendim orada. Su altında flanşlar dediğimiz boru hattının flanşları sökülecek. Normalde de bir dalgıç belli sürelerle dalıyoruz. Bir dalışında 45 dakikalık bir dalışta 3-4 tane somun sökebiliyor. Konuştuğumuz başlıkların üstünde de konuşma ve kamera sistemi var. Sizin konuştuğunuzu gemiden anlıyorlar. Siz arkadaşınız, buddy'nizle görüşebiliyorsunuz. Ben ilk indiğimde patronum ve konsolun başındaki arkadaş su altında yaptığınız işi bir konsoldan izliyorlar ve takip ediyorlar. Kayıt evet. altına alınıyor. Ya dediler işte ne işi İş var bunun? İş neydi o? Ne yapıyordun boru su altında? Hattı. Boru hattı. Boru hattı inşaatı. Döşeme aşamasındaydık. Tabii. Ne işi var falan diye işte iki kişi konuşuyor. Benim sesimi kapatmayı unutmuşlar. Ben de duyuyorum ama hiç Sen sesimi çıkartmıyorum. Sen de duyuyorsun onları evet. İşte gitsin evinde bulaşını yıkasın falan gibi diyorlar, konuşmalar var. Sonra iddiaya girdiklerini duydum. Ben de hırslı bir insanım. İşte 2 gün sonra işte gider beni gönderin der falan gibi konuşmalar oldu. Tabii ben de hırs yaptım. Aşağı yukarı 37 dakikada 24 tane somun var. 24'ünü de söktüm ben çok kolay bir şekilde. Yukarıda tabii hayretler falan. Neyse dalışım bitti. Çıktım. Sürem de daha dolmamıştı. Kısa bir sürede yaptım. Sonra bayağı bir alkışladılar. Patronum dedi işte Şebnem gibi birkaç tane elemanım olsun. Hepinizi gönderin falan gibi konuşmalar yaptım. Peki sen demedin mi? Öyle demiyordunuz ama ben aşağıdayken. Hiç söylemedim. Şu an zaten izliyorlarsa duyuyorlardır. Utanıyorlardır umarım. Şebnem konuşacağız. Kamera biraz Şebnem'e daha yakın girebilir mi? Şimdi Şebnem'in çok ilginç gözleri var. Ben çok ilginç lenslerle geldi buraya. Siz de yakından bir görün istiyorum. Değişik birisi yani. Bir girer misiniz? Biraz daha gözüne girelim. Şebnem gözünde lens var galiba. Gözümde lens var. Nedir bu? Böyle bir şey gibi, leopar gibi mi duruyor? Nasıl duruyor? Ne? Bu kedi gözü lens. Kedi gözü. Ben özel yaptırıyorum lenslerimi. İşte farklı mesela üzerinde göz bebeğinin orada dolar işareti olan var. İşte bakıyor insanlar ne oldu falan. Gözüm para bürdü falan diyorum işte. Balık yaptırabiliyorsunuz üzerine. Japon balığı falan gibi. Farklı lensler. Sen bu lenslerle var. Bir mesaj veriyorsun yani etrafa. Ya aslında o da var aslında. Evet o da var. İlginç vallahi yani. Farklı ya farklı evet. Şeylerden hoşlanıyorum zaten. Farklı olabilirim. Şimdi ben. Burada hemen yanında Mustafa Bey'le konuşmak istiyorum. Mustafa Göçen iş adamı, büyük bir iş adamı, büyük bir müteahhit. Ondan sonra son yani işi de bu şey konsorsiyumun bir parçasıydı. Bu İzmit'ten İzmit köprüsü var. Hani İstanbul Bursa'yı bağlayan ve onun sayı otoyol var İzmir'e kadar. Onun da bir parçası. Şimdi onu da çağırdım. Esasında onda da biraz yaban kavgası var. Değerli yaban dostlar. O da böyle değişik bir adam. Ondan sonra değişik konulara normal bir iş adamı sabah akşam işine bakar odur budur filan falan o böyle işinden kenara çekilip ondan sonra ciddi bir vaktini işte hayatta insan bir ruhsal sağlığını nasıl bulur bir dengeye nasıl ulaşır bu tür konulara kafa yoran birisi istedim ki o da bu akşam aramızda olsun onunla konuşalım şimdi Mustafa Bey şey soracağım. Ne oluyor yani insan biraz böyle hani para kazanınca ne bileyim bir yere gelince yeter ya pek demiyor aslında iş adamları. Niye? Onu önce soracağım. Yani mesela bakıyorsun evet. Aslında parası ne bileyim 7 sülalesine yeter. Ama böyle hırsla devam ediyorlar. Sanki yani yarın çalışmasa, yarın yani şey yapmasa aç kalır gibi evet. Çalışıyorlar. Neye bağlıyorsun ve sen nasıl kendini biraz farklılaştırdın? Herhalde yani diğer iş adamları adına konuşmak çok doğru değil ama demek ki zevk alıyorlar. Demek ki çalışmaktan zevk alıyorlar. Onun için başardıkça çalışıyorlar. Ben tabii benim başka bir hayat hikayem var. Hem iş adamıyım hem de
sosyal ve toplumsal ve kişisel şeylerle ilgili biraz da zaman ayırıyorum topluma. Sebebi 91 yılında kızım bir rahatsızlık geçirdi. Esasında bir günde hayatımda, oradan başlayan bir evet, hayatımda değişim, çok büyük noktası. Bir kırılma yapan evet, bir an var. Evet. Ne oluyor 91'de? 91'de bir gün kızım 9 yaşında. Adını söyle. Zeynep. Ha, Zeynep. 9 yaşında Ankara'da TED Koleji'nde 3. sınıf öğrenci. 17 Mayıs'ta bir kan, normal bir test yapılması gerekiyordu. Balast hücreler, lösemi ne demek bile bilmiyoruz. Lösemi olduğu evet, ortaya çıkıyor 9 yaşında. Günde, tabii, bir test yani yapıyorsunuz. Evet. O güne kadar hiçbir şey yok Zeynep'te. Hiçbir şey yok. Akut lenfoblastik lösemi diye. Sonra biz 18'inde ayın Londra'ya gittik. Hemen 19'unda tedavi başladı. Düşünebiliyor musunuz? 3 günde normal yaşamda, yani baleye giden, işte kayak ders, çok başarılı, sevimli, tatlı bir kızınız rahatsızlanıyor ve gidiyorsunuz. Tedavi edilen türü falan diye tabii birdenbire şaşırmış ne bir oldu aile. Ne oldu ya böyle yani? Hiç normal yani, sağlıklı işte bir çocuğum için, var ve bir bakıyorsun. Evet, evet bunun için işte lösemi çok zor. Lösemi kan kanseri. Kanseri evet. Evet. Londra'da gittik hastanede, işte bize kitaplar verdiler. Yani bu ne demek, nasıl oluyor filan. Başladın falan. Sormaya, tabii, araştırmaya tabii. Tabii işte bunu herkes bu şeyi yaşadığı için, bu soruları sorduğu için böyle bastırmışlar kitaplar, yayınlar. İşte tedavi olurken bir de beyin kanaması gelişti, ikinci bir şey. Biz işte 91'den beri başka bir insan oldum. Başka bir insan oldum. Nasıl oldu ya? O ne kadar seni nasıl değiştirdi? Hakikaten önce, çok radikal şekilde şey oldu mu? Çok zaten bunun aslında işte şu anda optimum denge modeli diye bir şey aynen, var. Aynen aynen onu konuşacağız. Var. Aslında mesela sen orada, bu optimum denge evet, modeli denen şeye nasıl geldiğin tabii hikayesi bu. Tabii işte yani oradan işte insan kendisi araştırmaya başlıyor. Kendini geliştirmeye başlıyor. İşte bunun mesela işte bir insan düşünün, normal günlük hayattayken bir şeye gidiyor, işte bir bakıyor aa kanser olmuş bilmem ne. Yani birden bu şok geçiriyor insan. Evet şok geçiriyor. Bu şokun nasıl atlatılacağı, kimin atlatabileceği, kimin atlatamayacağı, nasıl bir düzene gireceği, aslında bu en son işte benim şu anda ilgi alanımda olan optimum denge modelinde adım adım aşağı yukarı 13-14 adımda bu nasıl atlatılacak, işte kabullenme dönemi var, araştırma dönemi var, işte gibi hepsi aslında sistematik, herkes aynı şeyden geçiyor. Kimisi pozitif yaklaşıyor, başarılı oluyor yani, kimisi daha karamsar, daha şey oluyor yani hayatla ilgili. Şimdi özü şu, evet, özü bir iş adamı, son derece evet, varlıklı bir iş adamı bir gün 9 yaşındaki kızının evet, lösemi olduğunu, kan kanseri olduğunu görür. O günden sonra hayatı değişir. Ve bundan bu zamana kadar hayatında geçirdiği bütün bu tecrübeleri göz önüne getirerek, ya başka insanların başına da bu gelebilir. Evet. Peki hayatta insanın nasıl bir dengesi olmalı? Ne yapmalı? Kendi nasıl bir yaşam düzeni, dengesi kurmalı ki başına gelebilecek bu tür şeylerle mücadele etsin, hayatını pozitif sürdürebilsin diye de bir model bulur. Buraya, bu noktaya geldi. Bunu konuşacağız. Aslında hepimiz için çok gerekli bir şey. Sevgili yaban dostlar, hepimize ışık verecek bir şey. Ama kısa bir reklam arasından sonra. Birazdan karşınızdayız.